Uygulamamızda da vektörel nesneleri Illustrator dosyasında düzenleyip After Effects'in içerisine nasıl alacağımızı anlatacağım. Kullanacağım dosya FreePic'ten bir dosya olacak. Bununla ilgili bir düzenleme yapacağım ve burada bulunan URL'yi sizinle paylaşarak buradan indirmenizi ve benim yaptığım adımları tek tek uygulamanızı göstereceğim. Dosyayı kapatıyorum ve ardından indirdiğim dosyamı açıyorum. Şöyle Finder'dan açalım. Çıkan dosya şöyle arkadaşlar. Şuradan hemen büyük halini göstereyim. Bu EPS formatındaki üzerinde çalışacağız. Şununla aç diyorum. Illustrator 2024 ile bunu açıyorum. Videoyu çok uzun tutmamak adına iki part şeklinde oluşturacağım. İlk partta Illustrator dosyasını editlemek, ikinci partta da bunu animasyona nasıl dökeceğimizi anlatacağım. Çıkarken Illustrator'da bir uyarı verecek arkadaşlar. Ona yes deyip geçmenizi istiyorum. Şimdi benim çalışma alanım burada Illustrator'daki gibi aynı alan olmayacak. Dolayısıyla ben 1920'ye 1080'de çalışacağım için buradaki yapıyı oraya alacağım. Şuradan Artboard Tool'a tıkladığımızda bakın 14 santim bir çalışma alanına sahipmiş. Hemen File New diyerek şuradan web seçeneğine gelip 1920'ye 1080 değerini girerek create diyorum. Ardından az önce açmış olduğum dosyadaki bütün verileri şu şekilde seçip Ctrl-C ile kopyalayıp yine açtığım Illustrator dokümanının içerisine ne yapıyorum? Alıyorum. Şuraya yakın full yapalım. Şöyle Ctrl-V diyerek yapıştırdım. Ardından bunu hizalıyorum. Bu kadar kolay hizalamamın sebebi arkadaşlar burada var olan dosyanın tamamının grup şeklinde yer alması. Şimdi Alt ve Shift'e basarak merkezden dışa doğru bunun boyutlandırılmasını sağlıyorum. Ardından içindeki verileri de ne yapacağım? Var olan çalışma yüzeyine göre boyutlandıracağım. Önce şurada bulunan taksiyi silelim. Tek bir aracı kullanacağım ben animasyonumda. Taksiyi delete dedim. Layers'tan gelip onun grubunu bulup delete dedim. Yine burada animasyona dönüştürdüğümde araba ve bulutları hareket ettireceğim. Belki ön yüzeye bir iki tane daha ağaç ekleyerek onun gözükmesini sağlayabilirim ya da hareket etmesini sağlayabilirim. Şimdi gruba geldim, araba grubuna. Seçiliyken hemen şuradan Reflect Tool'a tıkladım. Ve iki kez tıkladığımda Vertical Check'i radyal butonu işaretli olduğu için ne yaptı bunu? Hemen döndürdü. Okey dedim, çıktım. Ardından geliyorum gruba, en alttaki gruba, background'la ilgili özellikleri yapacağım gruba. Hemen onun boyutlarını seçim aracımla şöyle uzatıyorum soldan ve sağdan olacak şekilde. Sonra şuradaki zemini, hatta hemen şu aracın, sildiğim aracın gölgesini de kaldırıyorum. Şunun da gölgesini kaldırıyorum. Sadece bu aracım kalsın. Hatta aracı biraz daha küçültebilirim. Sonrasında şu yolu boyutlandıracağım seçim aracımla. Önce dikkat ederseniz katmanlardan seçiyorum grubu bozmamak için. Katmanlardan seçiyorum. Ardından seçim aracımla ne yapıyorum? Bunu sola, bunu da sağa çekiştiriyorum. Sonra şu pad'le diğer pad'i seçiyorum. Bunları da yine şu iki pad sağa doğru uzatıyorum.
Bunu da sola doğru uzatıyorum. Sıra geliyor burada bulunan zeminlere. Şuradaki yeşil alanı şu şekilde uzatıyorum. Hemen yanında bulunan yeşil alanı şu şekilde uzatıyorum. Tabii buradaki nesne, şuradaki nesne uzamış gözüküyor ama sanki şurada bulutlar tamam. Şüphet zemin, şüphet zemin, şüphet zemin. Şurada başka bir grup var. Evet. Şu. Evet. Onu da şu şekilde şuraya taşıdım. Üstündekini de şu şekilde uzatıyorum. Şöyle. Tasarımda bir bütünlük sağlamak adına. Şöyle. Şuradaki anchor point'i de şunun üzerine doğru çekiştirdim. Katman katman ilerliyorum. Sol tarafım tamamdı. Şimdi ağaçlarla ilgili kısma geleceğim. Hatta şu kısım ağaçlar. Bakın o da bir grup oluşturulmuş. Grubun içerisindeki ağacın bir kopyasını seçiliyken alt'la alıp, pardon, şöyle. Aslında orada da çeşitli ağaçlar var. Bakın şöyle gözükmeyen. Bu gözükmeyenleri hemen şu şekilde seçiyorum ve yukarıya hareket ettirip şöyle konumlarını değiştiriyorum arkadaşlar. Hatta ve hatta şöyle çok vakit almaması için orantılı bir şekilde boyutlandırıp buraya taşıyorum. Sol tarafa da aynı işlemi yapacağım. Şurada onun da grubun özelliğini açıyorum. Bakın. Onu da şöyle şu alana çekiyorum. Görünür kısmını arttırıyorum. Bu kısım da tamam. Şimdi şu kısımdayım. Bunu shift'e basarak yukarıya doğru, bunu yine şöyle sola doğru, bu alanı birazcık, sol taraftaki alan biraz daha böyle görünür olsun. Şurayı şöyle. Sonra geliyorum dağlara. Her birine dikkat ederseniz kendi içerisindeki alandan gerçekleştiriyorum. Bozmamak adına. Şu dağı, en alttaki pedi şöyle sola alıyorum. Bir üstündekini tabii ki burada diğer pedlerle birlikte seçmem lazım. Çünkü oradaki o iki boyut özelliğine kazandırılmış olan üç boyut aksi takdirde bu görüntüyü bana sağlamaz. Onun için hemen bunu da şöyle sağa doğru hareket ettiriyorum. Tabii bunu sağa doğru hareket ettirirken bunu Ctrl-G ile gruba dönüştürüp onun da bir kopyasını alacağım ve şöyle sağa doğru taşıyacağım arkadaşlar. Şu şekilde. En arkadakinin de bir kopyasını alayım. Şu şekilde. Sonra sıra geliyor bulutlara. Bulutları da hemen tek tek şuradan altına kopyasını alıyorum. Şöyle. Şunun da altına kopyasını alacağım. İki kez tıklayıp içine girebilirsiniz. Eğer katmanlardan yönetmek zorlaşıyorsa sizin için. Mesela şunun bir kopyasını daha alayım şuraya. Şu şekilde. Bu arada
Mesela hareket ettireceğim öğeleri var olan çalışma alanı, yani artboard'un dışına almıyorum ki kesik bir şekilde gözükmesi. Mesela bakın, şunu şuraya taşıdım, şunu şuraya taşıdım, şunu şuraya taşıdım. Orantılı bir şekilde dağıtıyorum aslında bulutları. Hatta bazılarında boyut değişikliğine de gidebilirsiniz. Yani biraz daha büyütebilirsiniz. Hareket ettireceğim öğelerim belli. Bulutlar, araba, bir de ön yüzeyine yeni ekleyeceğim ağaçlar olacak. İkiye sıklayarak en dış yüzeye çıkıyorum. Yani ana dizine çıkmış oluyorum. Şimdi burada bu grup içerisinde var olan bulutlar benim için ayrı bir grup olacak arkadaşlar. Bakın, bütün bulutları seçtim. Ctrl G ile grubu oluşturdum ve ismini bulutlar dedim. Yukarıdaki seçeneğim benim neydi? Arabaydı. Hemen arabanın da ismini değiştiriyorum. Bulutları şuradan tutup şöyle grubun en üstüne taşıyorum. Bakın, grubun en üstüne taşıyorum. Zaten en üstteki katman bulutlar olacak. Sonra aşağıya baktığımda tüm alan burada düzgün bir şekilde gözüküyor. Fakat ilk açtığımda burada şeyler var. Neyse, çok önemli değil. Yolun çizgileri vardı. Onları sildim yanlışlıkla herhalde. Çok önemli değil. Onu kullanmayacaktık zaten. Şimdi bu grup BG olarak değiştirelim. Background olsa buradaki grubumuz. Bakın, gözü açıp kapadığımda tamamen arka plan gitmiş oluyor. Arabanın gözünü kapattığımda araba tamamen gitmiş oluyor ki arabanın tekerini de döndürecek şekilde düzenleyeceğim. Bulutların gözünü kapattığımda yine bulutlar gitmiş oluyor. Hatta şöyle, şu gruba geldim. Bakın, grubun tamamını seçtim. Sağ klik. Şuradan un grup diyerek bulutlar ayrı bir katman, araba ayrı bir katman, BG ayrı bir katman oldu. Şimdi buraya birkaç tane daha ağaç ekleyelim. En ön yüzeyde onlar da gözüksün. O ağaçları eklemek için hemen Symbols paneline geliyorum. Window Symbols diyorum. Şurada bakın. Ve kütüphaneden Celebration'ın içerisinde var olan, yok, Celebration değilmiş, çok pardon. Nature olması lazımdı. Şuradan Nature'a girelim. Şurada. Evet. Şurada ağacımın bir tanesi. Şurada diğeri. Yaprak falan almayacağım. Bir miktar çim alacağım. Şöyle. Şurada gelsin. Şurada gelsin. Şurada gelsin. Şurada gelsin. Bunların hepsini gruplayacağım. Bunlar ön yüzeyde duracak. Ağaçlar hareket edebilir. Ve bu sayede birden çok katmanla nasıl animasyon oluşturuyoruz, onları da görmüş olursunuz. Şuraya ekliyorum çimlerimi şöyle. Tabi bunlar normalde yan yana geliyor mu hiç bilmiyorum. Tabi şu aşamada onunla ilgili bir durumumuz yok. Şu şekilde. Şu ağacımı şuraya konumlandıracağım. Şekilde, hatta biraz daha büyüsün. Şöyle ağacımız. Şu ağacımı da şöyle biraz büyütüyorum. Onu da şuraya konumlandırıyorum. Şu grupta yer alan çimleri şöyle kilitleyeyim. Şunu kopyalayıp şuraya alıyorum ve bir miktar küçültüyorum arkadaşlar. Bunlar bu kadar büyük gözükecek. Şöyle gözüksün. Son eklemiş olduğum Illustrator'daki sembolleri de şöyle seçip arkadaşlar ne yapıyorum? Grupluyorum. Gruplamak için klavyemden
Ctrl G'yi seçiyorum. Ve buna ön çimler diyorum. Ön çimler ve ağaçlar. İsimlendirme önemli. Çünkü çok sayıda katmanlarla çalıştığınızda arkadaşlar, bu isimlendirmelere göre nesneleri ne yapacaksınız? Konumlandıracaksınız. Şimdi sadece arabayla ilgili çalışacağım için ne yapıyorum? Diğerlerinin gözünü kapatıyorum arkadaşlar. Sadece arabayla çalışacağım. Hatta kilitliyorum. Sonra arabanın geliyorum katmanlarına. Arabanın tekeri bakın şurada. Tekeri şurada. Fakat onun üzerindeki şu, onu da şunun üstüne alıyorum. Hatta grubun en üstüne taşıyorum. Şu şekilde. Şimdi bu şekilde gözüküyor ama ben bu tekeri aynı zamanda döndüreceğim için şurada şekillerimin içerisinden Start Tool'u alıyorum arkadaşlar. Ve buraya şöyle bir yıldız oluşturuyorum. Yıldızımın rengini şöyle koyu olmasını sağlıyorum ki net bir şekilde onu görebileyim. Bakın şuraya taşıdım. Ve bunu ne yapıyorum? Buraya konumlandırıyorum. Yakınlaşıp hatta şurada yıldız sayısını arttırıp da azaltabilirsiniz. Bakın. Şöyle çekiştiriyorum. 9, 10 olsun. Güzel. Şimdi bu benim tekerim. Bakın. Şu tekerin özelliğiyle ilgili çalışmayacağım. Çünkü bir tane hazırlamış olduğum nesnem var. Delete, delete, delete diyorum. Sonra şunu teker olarak, teker arka olarak kaydediyorum. Ve alt'la bunun kopyasını alıp şuraya taşıyorum. Şimdi şu pet, onun üstünde olduğu için ne yapmıyorum ben? Göremiyorum. Hemen o pet'i aşağıya taşıyorum. Teker arka, bu da teker ön olacak. Ve bu iki grubu şu şekilde seçip arabanın dışına taşıyorum. Arabanın dışına taşıdıktan sonra artık ben bütün gözleri ve kilitleri açabilirim. Şimdi tekrar inceleyecek olursak oluşturduğumuz dosyayı, ön çimlerim, bulutlarım, ön tekerim, arka tekerim ve arabam şeklinde katmanımın içerisinde yer alıyorlar. Bunu After Effects'in içerisine alabilmek için önce bu katmanın içindeki grupları ayrı ayrı katmanlara dönüştürmem lazım arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorum? Katmanı seçtim. Katmanın hemen sağında yer alan 4 tane çizgi var. Pardon, 3 tane çizgi var. O çizgiye tıklıyorum. Biz buna hamburger menü diyoruz. Tıkladığınızda Realize to Layers seçeneği karşınıza çıkıyor. Realize to Layers Seconds. Sekansa göre bunu parçala. Şimdi hala layer 1'in içerisinde gözüküyor ama biraz evvelki kısma baktığımızda bunlar aynı katmanda olduğunu nereden görüyoruz? Maviden görüyoruz. Ama Ctrl Shift Z yapayım, tekrar biraz evvelki aşamasına geleyim. Bakın burada renkler değişiyor. Bu şu demek arkadaşlar. Artık bu her biri ayrı katmana sahip bir katmanın içerisinde yer alıyor demek. Ben eğer şu katmanları tutup layer 1'in üzerine şöyle tek tek alırsam, ki bunları tekrar isimlendirmem gerekecek. Şu şekilde ön teker, arka teker, arabanın iskeleti ve son olarak da BG şeklinde bunları ne yapacağım? Belirleyeceğim, isimlendireceğim. Layer 1'i çöpe atıyorum. Hemen layer 2 neydi bizim? Şuradan. Ot ve ağaçlardı. Ot ve ağaçlar. Layer 3, göz açıp kapattığımızda bulutlar olduğunu görüyorum. Bulutlar. Layer 4, ön teker.
Burada ben boşluk vermeden yazıyorum ama çok önemli değil. İsterseniz boşluk verebilirsiniz. Şu da arka tekerim. Arabanın iskeleti. Arabanın gövdesi diyelim. Ve layer 7'ye de BG diyor. Şimdi arabanın iskeletini ve tekerleği şu şekilde seçip hafif küçültüyorum arkadaşlar. Şöyle hafif küçültüyorum ve konumunu şuraya alıyorum. Bu işlemi normalde After Effects'te de yapabilirdim ama burada yapmayı tercih ediyorum. Ardından bu dosyayı kaydediyorum. Save on your computer. Masa üstündeki After Effects eğitiminin içerisindeki buraya hemen yeni bir klasör, ismi vektör olacak. Vektörün içerisine araba animation diyorum. Kaydet diyorum. Artık bu dosyayı rahat rahat After Effects'in içerisine çağırıp kullanabilirim. Bir sonraki aşamada bunu After Effects'in içerisine nasıl dahil edeceğiz onu göstereceğim. Bir dahaki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.